Sizlerle birlikte 3 yıldan beri her ay Türk öykücülüğü bağlamında gerçekleştirdiğimiz sohbetlerle bu sıcak atmosferi 3 yıldır teneffüs ediyorum. Bunun için ayrıca hem Zeytinburnu'nda oturan herkese hem de Sayın Başkan'a ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ederim. 50 yılını Türkiye'nin sanat ve edebiyat ortamında yaşamış bir insan olarak, toplumsal düzlemde gerçekleştirilen insan eylemlerinin arasında hiç kimsenin kasıtlı veya kasıtsız, kazıyıp atamayacağı, değdiği her insanda mutlaka derin izler bırakan en insani ve sahih olanının edebiyat ve sanatla yapılan eylemler olduğuna hayatım boyunca tanıklık ettim. Yaptığımız her eser, diktiğimiz her anıt, yollar, köprüler, fabrikalar ve daha nice insan eserleri bir gün birileri tarafından sökülüp atılabilir, yok edilebilir ve yerine başka birinin izlerini taşıyanları yapılabilir. Edebiyatla, sanatla yapılan hiçbir eser, arkamızda bıraktığımız hiçbir iz silinemez ve kazınıp atılamaz. Dünya durdukça bu eserler de eskimeden her ülkenin kütüphanesinde, her şehrin, her insanın kütüphanesinde durur ve sizin adınıza asırlar boyunca konuşur. Dede Korkut, Fuzuli, Şeyh Galip, Süleyman Çelebi, Dostoyevski, Balzac, Kafka gibi daha nice büyük yazarlar hala hepimizin kütüphanesinde konuşmaya devam ediyorlar. Bugünlerde yazılanlar da gelecek yüzyıllar boyunca mutlaka aynen kendinden öncekiler gibi konuşmaya devam edecekler. Bu düşüncelerimin tanığı ise bütün insanlığın tarihidir. Öykü günlerinin adı da çok anlamlı bir şekilde bu senin hikayen olarak tanımlanmıştır. Bizim hikayemiz yani hepimizin yani insanlığın hikayesi. Bu bağlamda 5 gün boyunca bütün kültürlerden, dünyanın 4 köşesinden insanın hallerini dinleyecek ve hepsinde de kendi hikayemizi bulacağız. İlk tahkiye metinlerinden bugüne kadar biçim, dil, teknik ve içerik itibariyle ne kadar değişirse değişsin yazılan yalnızca insanın hikayesi olmuştur. İnsanın içine bakmak uçsuz bucaksız, sınırsız bir atlasa, zengin bir hazineye ve elbette baş döndürücü bir kuyuya bakmak gibidir. Bütün yazarlar yazı tarihleri boyunca işte bunları yazıyorlar. Öykü günleri süresince öykü yazarı arkadaşlarımız da kendi öyküleriyle ve öyküler üzerine konuşmalarıyla bizlere bu insani atlastan, zengin hazineden ve o derin kuyudan çok güzel, çok ürpertici hikayeler sunacaklar. Bu yıl ikincisi yapılan Öykü Festivali'nin daha uzun ömürlü olmasını dilerken, bugüne kadar her gün 24 saat kültür hizmeti veren Zeytinburnu Belediyesi'nin şu altında bulunduğumuz çatısı içerisinde hizmetler veren Zeytinburnu Belediyesi'nin Sayın Başkanı Murat Aydın Bey'e ve bütün çalışanlarına, bu festivale emeği geçen bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Muhabbetle. Evet, kıymetli Hüseyin Su'yu bir kere daha davet edeceğiz az sonra. Değerli misafirlerimiz, kıymetli öykü severler, takdir edersiniz ki bu tür programların biz hazırlanmış halini gördüğümüz için arkasındaki emeklerin farkında bile değiliz. Aynı zamanda bu tür programları yapmak, hazırlamak, sahip çıkmak, fikren ve icraat anlamında arkasında durmak
takdir edersiniz ki hiç kolay bir iş değil. First of all, we would like to thank dear Hüseyin Su for this meaningful speech and good wishes. Thank you so much, sir. As you all know, it's not easy to organize significant events like this one. We come together in opening ceremonies when everything is ready to start, but in the backstage, lots of people have worked for it for months with great efforts. And to support, believe in this idea and stand behind it is not easy. Şimdi huzurlarınıza davet edeceğimiz isim hepimizin hikayesini dinlemeye ve dikkate değer gördü ve bu güzel festivalle Zeytinburnu'nu buluşturdu. Now we would like to invite our valued mayor who introduced this beautiful festival to Zeytinburnu, who finds our stories worth to listen and bring this significant festival to us to stage. Geçen seneki sloganımız asıl hikaye şimdi başlıyordu. O sloganı değiştirerek şöyle söylüyorum. Asıl konuşma şimdi. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın geliyor. Mayor of Zeytinburnu Mr. Murat Aydın. Benimki asıl konuşma değil ya, bir selamlama olacak. Selamun aleyküm, merhabalar, hayırlı akşamlar, good evening, welcome, hoş geldiniz. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Rabbime şükrediyorum. Öykü Festivalimizin ikincisini gerçekleştirme imkanını bize bahşetti. Zeytinburnulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu organizasyonları yapma yetkisini bize verdiler. Hele şimdi hatırlıyorum, ilk tanıtım filminden yola çıkarak Zeytinburnu geçmişi güzel ama imkanları oldukça kıt olan bir yerleşim birimi. Sosyal yaşam alanlarının olmadığı, ancak zorunlu ihtiyaçların ayakta kalabilmek, yaşayabilmek için gereken zorunlu ihtiyaçların zar zor karşılanabildiği süreçten, işte yolu olmayan, parkı olmayan, sosyal yaşam alanları olmayan bir yerleşim biriminden, kültür denince Türkiye'de, kültürel belediyecilik denince Türkiye'de akla gelen belediyelerden birisi haline dönüştü. Bu hikaye nasıl başladı bilir misiniz? Bu hikaye 2009 yılında yerel seçimler var. Yerel seçimlerde belediyeler, işte adaylar, vaatleri olur. Normal şartlarda, Türkiye koşullarında belediye vaatleri ne olur? İşte yol yapacağım, park yapacağım, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani fen ve imarla ilgili vaatler olur. Bizim en önemli vaatlerimizin başında kültür sanat belediyeciliği yapacağız vaadi vardı. Sosyal belediyecilik artı kültür sanat belediyeciliği, klasik belediyecilik hizmetlerinde iyi bir şekilde yapacağız diye vaat edilerek yola çıkmıştık. Sağ olsun hemşehrilerimiz bize vize verdi. Tamam dedi. Kültür belediyeciliği yapabilirsiniz. Oradan aldığımız yetki, halkımızdan aldığımız destekle biz bu işe abanıyoruz. Ve ben şuna inanıyorum. Şu binalar yapıldı. İşte 2008 yılında, 2009 yılının başlarında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi hizmete girdi. Bir gün bu bina yok olup gidecek. Yaptığımız parklar, yollar, bunlar bozulacak, yenileri yapılacak, yok olup gidecek.
Ama kültür sanatla ilgili yapmış olduğumuz her şey yarına kalacak olan şeylerdir. Sadece bugünle ilgili de değildir. Geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe taşıyacak olan, aktaracak olan yatırımlar kültür sanata yapılan yatırımlardır. Bu çok açık ve net. Ülkemizin geleceğine yapılan en ciddi yatırım bence kültür sanata, edebiyata yapılan yatırımdır. Zeytinburnu halkı da böyle inanıyor. Böyle inandığı için de bize destek veriyor. Biz de oradan aldığımız güçle kültür sanatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. İşte bu hafta bugün başlayan ve 5 gün süreyle devam edecek olan Öykü Festivalimiz, bizlerin hikayesi, sizlerin hikayesi, Zeytinburnumuzun hikayesi ve genelde de yurt dışından gelen işte 10 ülkeden öykücülerimiz var burada. Artı ülkemizden öykücülerimiz var. Onların yaşadığı coğrafyalardaki hikayeler, hem özel hem o coğrafyaları ilgilendiren hikayeler konuşulacak, tartışılacak. Benim için en zor olan yazmaktır. Yazmayı gençlere teşvik edecek olan bir etkinlik olarak da görüyorum ben bu etkinliği. Sadece burada Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak olan faaliyetler değil, etkinlik süresince okullarımızda yapılacak olan faaliyetler de son derece önemli. İşte gençlerimiz okullardan gelen gençlerimiz buradalar. Kitaplarını okudukları öykücülerle bir araya gelmiş olacaklar. Onların motivasyonunu artıracak bu süreç. Dolayısıyla son derece anlamlı bir iş yapmış oluyoruz. Benim için yazmak zor, okumak kolay, onu ifade edeyim. Ben okumaya ilkokulda küçük böyle hikaye kitapları okuduk da ya da masal kitapları, onları saymayalım. Asıl ciddi okumaya başlamam ortaokulda başladı. İlk okuduğum kitap, hiç unutmam onu, Cavit Ersen Kızıl Zindanlar. O gün başladı benim okumayla olan ilgim. Halen devam eder. Binlerce kitabım var. Birçoğunu karıştırdım. Bir kısmını da okudum. Halen okumaya devam ediyorum. Bundan birkaç yıl öncesine kadar gençlerimizin okumakla çok ilgili olmadığını düşünüyordum. Çünkü kütüphane yok, kütüphanelerde okuyanlar yok. Sonra biz işte bilgi evlerindeki kütüphaneler, daha çok ilkokul, ortaokul çağındaki insanımıza, gençlerimize hizmet eden, sonrasında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta ve Merkez Efendi'de açtığımız kütüphaneler ve bu kütüphanelere olan ilgi, gençlerin bu kütüphaneleri 365 gün 24 saat kullanma istek ve arzusu inanılmaz bir heyecan oluşturdu bende. Yani dünden bugün okuyanların sayısı kesinlikle çok daha fazla. Kitapla ilgili olanların sayısı düne göre bugün çok daha fazla. Bunu gördüğüm zaman gerçekten heyecanlanıyorum. Gelecekle ilgili umudum bir kat daha güçleniyor. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Gecenin saat 1'inde, 2'sinde, sabahın 5'inde, 6'sında kütüphanede kitapların arasında ders çalışan ya da farklı alanlarda araştırma yapan gençlerimizi görünce gerçekten heyecanım katlanıyor. Gelecek inanın çok ama çok daha iyi olacak. Yazmak benim için zor dedim ya. Ben bir tezi kaç yılda yazdım biliyor musunuz? Şöyle bir hesaplayayım.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. İktisat, maliyede. Dersleri ilk yıl verdim. Tezi 2007 yılında verebildim. Yani 20 yılda yazmışım. Onun için gerçekten zor yazmak. Yazabilenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Kendi hikayelerini ve yaşadığı toplumun hikayelerini ortaya koyabilen ve bizlere, gelecek nesillere o hikayeleri, o hayalleri, o umutları, o arzuları aktarabilen hikayecilerimizi, öykücülerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu organizasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarımı, başta başkan yardımcımız, ilgili müdürümüz, yüklenici firmadan kardeşlerimiz, onları tebrik ediyorum, kutluyorum emekleri için. Festivalimize katılan öykücülerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından gelen bütün öykücülerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olur diye temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Öykü Festivali'ni ikinci defa Zeytinburnu'na hediye eden Sayın Başkanımız, şeref misafirimiz, kıymetli büyüğümüz Hüseyin Su'ya hediyesini takdim edecek. Kıymetli büyüğüm, sizi sahneye davet ediyoruz. Buyurun. We thank our valued mayor for this speech and invite our honored guest Hüseyin Su to the stage to receive his present from the mayor. Burada çok karışık bir tablo gibi gözüküyor da biz sadece bir objeyle Zeytinburnu'nu anlatamadık. O başarıyı göstermemiz mümkün olmadı. Olamadı, bunu başaramadık. Yalın ve sadeliğe ulaşmak çok çok zor. Bizim için imkansız gibi oldu. Birçok şeyle Zeytinburnu'nu anlatmaya çalıştık. Yine sanatçı arkadaşlarımız bunu hazırladılar. Şu ortada gördüğünüz dünyayı kaldıran eller, farklı kültürlerin barış içerisinde yaşadığı mekan Zeytinburnu. İlk 1999 yılında belediye başkanı seçildiğimde fikir bana ait, eser şehir anıtı olarak da fotoğrafta programın açılışında görmüştük. Kolektif olarak sunuldu. Surlarımız, tıbbi bitkiler bahçemiz, Kazlı Çeşmemiz, hepsini birden anlatmaya çalıştık. Biz İstanbul olamadığımız için sadece Kız Kulesi'yle ya da İstanbul silüetiyle anlatılabilirdi ama Zeytinburnu işte Yenikapı Mevlevihanesi'yle, surlarıyla, panoramasıyla, şehir anıtıyla, Kazlı Çeşmesi'yle anlatmaya çalıştık. Bu el yapımı bir ürün. Ben sürekli Zeytinburnu hatırlarsınız diye sizlere takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Sayın Hüseyin Su, şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten şeref verdiniz. Buyurun efendim. Thank you so much Mr. Murat Aydın and Mr. Hüseyin Su. Evet, yukarıdaki koltuklar boştu ve aşağıdaki misafirlerimize ekstra görev düşüyor. Alkış daha kuvvetli olacak demiştim. Yukarıdaki arkadaşlara şimdiden sesleniyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum, böyle duruyor ya. Evet, şimdi bu Uluslararası Öykü Festivali'nin en büyük özelliği ülkeler arasındaki sınırları kaldırıp herkesi öykü çizgisinde birleştirmesidir. Ve beklediğiniz o ana geldik. Eminim öykülerini okuduğunuz insanların şimdi öykü okuyuşlarını dinleyeceksiniz. Öyküleri kısa tuttuk çünkü öykü okumalarının ardından konserimiz var. And now, dear guests, we know that you are waiting for this moment excitedly. Our opening ceremony will continue with the reading of the stories of dear national and foreign storytellers. We will listen short parts of stories enriching our fantasy world and mind from the valued storytellers. İlk öykümüzün müessiri bir dava ve ilke insanı, kıymetli Yıldız Ramazanoğlu hanımefendiyi saygılarımla arz ediyorum.
Öncelikle Hüseyin Su'ya ben de tebriklerimi sunuyorum. Kendisine olan saygımı burada arz etmek istiyorum. Benim okuyacağım öykü Behice'nin Akülü Aracı. Bu engelli bir kadının hikayesi. Yeşil ışık yanar yanmaz kalabalığın ortasından sıyrıldı tekerlekler. Hafiften yalpalasa da yolu dümdüz kat etti siyah koltuk. Sürücünün dore rengi eşarbı uçuşuyordu yayaların arasında. Eşarbın üzerinde irili ufaklı Eyfel Kulesi resimleri vardı. Yürüyen akülü koltuğu ciddiyetle kullanan Behice'nin yaşı hiç belli olmuyordu. Bir yanı 17, bir yanı 50. Yardım için hamle yapanları başını iki yana sallayarak nazikçe reddettikten sonra kaldırımın sıfırlandığı yere ustaca bir manevrayla geçip yayaların arasına karışıverdi. Araçta bir tek çizik yoktu doğrusu. Bir yardım kuruluşunun himmetiyle sıfır koltukla yoluna çıkmış bir kadın. Son sürat caddeyi geçmeye başladı. İnsanlara çarpmamak için lütfen, pardon diyordu ama bir desteğe mahal bırakmamak için kimsenin yüzüne bakmadan. Bulvarda U virajını alırkenki mahareti yüzünden içi içine sığmadı. Aynaya bakıp harikayım diye düşündüğü anın caddeye vurumuydu yaşadığı. Evden fersah fersah uzaktaki belediyeye geldiğinde beyaz masayı sordu. Mahallesinde arabaların akülü araç yollarına gaddarca park ettiği noktaları bir bir yazdırdı. Yılları tekerlekli arabasını gönüllü gönülsüz itekleyecek refakatçilerin yolunu gözlemekle geçmişti. Biri eşlik ediyorsa ne yöne sürerse o yöne gidersiniz. Uzun yıllar dışarı çıkamamış biri olarak bu bile olağanüstüydü. Nankörlüğün lüzumu yoktu doğrusu. Bir kez dışarı çıkınca daha fazla özgürlüğün peşine düşmekten kendini alabilseydi. Ne mümkün. Bir zamanlar hiç dışarı çıkamadığını hatırlamaz olur. Koltuğu içi iyilikle dolu biri tarafından sürüldükçe görmek istediğim her şey öte tarafta kaldı duygusu peşini bırakmazdı. İçten içe biriken kin ve minnetin ağırlı ağırlığıyla iyi insanları uzaklaştırmıştı yanından. Şimdi özgürlüğün, kendi işlerini görebilmenin, tek başınalığın, sokakların, caddelerin, vitrinlerin, hayhuydan her göze görünmeyen metropol kuşlarının, kaldırımların, trafikten konuşabilmenin, şehir hakkında ileri sürülecek fikirlere sahip olmanın tadını çıkarma zamanı. Haliyle göz hizasına takılanlar şehrin gözden kaçan acayipleri oluyordu. Açık hava arabasında her şeyin cismine dokunabilirdi gerçekten. Etrafa dağılmış başıboş çöpler, araba park etmesin diye esnafın çirkin taş saksılara ektiği solmuş çiçekler, pahalı elbiselerin üzerine takılan alelade kemerler, bir punduna getirip eliyle kasten kadınlara değerek geçen adamlar, paltolardaki gözden kaçan lekeler, kaçık çoraplar, sahibinden bigane, yenleri yerleri süpüren atkılar, gel beni al diye cepten taşmış cüzdanlar, adamların arka ceplerinde eğilip bükülmüş kırılmış taraklar, plaka yerinde bembeyaz ya da simsiyah boşluk olan hayalet araçlar, akülü araçlardaki insanların gözüne girecek şekilde camdan çıkmış borular taşıyan, kanun namına durdurulması gereken ama sadece Behice'yi ilgilendiren kamyonetler, hızdan kim olduğunu unutmuş kentliler. Sonra birden parkın yosun tutmuş havuzundan zıplayan bir kurbağayla karşılaştı Behice. Kimseye aldırmadan heyecanla seslendi ona. Bırak, bırak diye çağırıyor, haykırıyor ve bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Onu akülü aracıyla yakalayıp suya yollamaktı niyeti. Etrafta korkup çığlık atan kadınları görünce kurbanın başına bir kaza gelmesinden korkmuştu. Kurbanın bir hikayesi olduğunu bilmeyen, görüntüsünün ötesine geçemeyen insanlar. Behice'ye kulak vermesi görülmeye değerdi doğrusu.